Biraz sen al şey, sana da epey telefonlar geldi, neler soruyor yani, daha çok Besim Bey'e. Yani epey telefonu şu, tabii televizyon önemli bir gösterge. Hı hı. Bir şekilde elinde alet olduğu zaman mutlaka takılıyorsun, görüyorsun. Şimdi siyasetten, yani bu doğru bir şey, sonuç. Siyasetten medet umması, vatandaşımızın çıkış yolunu belirlemesi ve aktif siyasete katılmak için seferber olur durumda olması bir uygarlık göstergesi tabii. Şimdi biz de burada Besim Bey'le yaptığımız program nedeniyle bizim de tanıdıklarımız işte bir nevi bir liberal partinin sıcak kucağına çareyi arar gibi falan belki şey yaptıklarından ilginç mesajlar alıyoruz. Şimdi mesela benim çok hayret ettiğim vakalardan birisidir. Bir yakınımız, akrabamız, genç bir bilgisayar mühendisi çocuk. Ben onu tesadüfen öğrendim. Yani o programı seyretmiş falan değil. Siyasete Sayın Tibuk'un partisine devam edeceğini arkadaşlarıyla, yani o grup kalitede, o platformda olan genç insanların yöneldiğini öğrendim onu. Hatta galiba bugün cuma günü gidip de şey yapacaklarmış. Şimdi bir de bana gelen telefonlar var. Geçmişten tanıdığım işte bir grup genç insanlar telefon ediyorlar. Abi partiye giriyoruz, hadi hayırlısı, sen de bilmem ne falan. Ya nereye, hangi partiye giriyorsunuz? Liberal parti seslendirmeleri. Bir de daha şey, piyasada sıkıntı çekip varlıklarını sürdürmek isteyen orta ve yüksek ölçek arasında bayağı, yani temel taşını, ekonominin temel taşını oluşturan esnaf ya da işte iş yeri, iş sahiplerinden, onlardan aldığım mesaj ilginçti. Mesela diyorlar ki, şimdi geçmişten beri bu devletin akrabaları var. Akrabaları kim? İşte 3-5 tane holding aile. Bunların yakası hep devletin kasasının içerisinde, yani elleri kasasının içerisinde, yakasını kurtaramıyor devlet bunlardan. Şimdi bunlardan sıyrılmak için bir kadro gerekiyor, siyasi bir kadro. Besim Tübük yani bir şeyi almış satmış, piyasanın ne olduğunu biliyor. Bizim aradığımız lider profili içerisinde oturuyor da bu, affedersiniz yani, yamyam takımıyla baş edecek kadrosu var mı? Yani devlette mürekkep yalamış, devlette gardını alacak bürokratlarla savaşacak. Çünkü o bürokratları şunun için söylüyor, dürüstleri tabii tenzih ederiz ama yani bu aileler varlıklarını sürdürmeyi o bürokratları bloke ederek başarıyorlar. İşte bürokratların yatları, katları falan olması bu müsaade zincirinin ürünü. Yani sanki sizden efendim şey, yani böyle bir başka Besim Tübük tamam ama profilde başka kimler var gibi soruyorlar. Şimdi bak, bu güzel bir şey tabii. Şimdi Liberal Demokrat Parti'nin tabii ben kadrosunu benim söylememle olmaz. Evet. Halkımızın görüp tanıması lazım. Onun sohbetleri alalım onları da bazen. Olabilir tabii. Bir dahaki sefere olmasa dörtlü sohbet yaparız. Tabii. Veya ben gelmem, Nizam gelir mesela. Nizam Kağıtçıbaşı. Nizam Bey gelsin veya diğer işte halkın gelir, merak ettiği hangi kadrolarla şey, neler yapılacak. Şimdi bu neye benziyor biliyor musun? Sen bir inşaatçısın, müteahhitsin. Bir araziyi almak istiyorsun. Oraya inşaat yapacaksın. Şimdi sen o arazinin ihalesine girerken, bu ihaleye girmek aynı seçim gibidir. Yani ihaleye giriyorsun ama ta ihaleyi daha almadan evvel kafanda vardır. Buraya kaç daire yapacağım? Nasıl bir site yapacağım? İşte girişe dükkan mı yapacağım? Bir miktarını. Kapısı nasıl olacak? Hangi firma bunun harfiyatını yapacak? Benim kafanda planlarım tabii, vardır. Tabii tabii. Benim elimdeki mesela ustalar diyelim ki bunun kabasını yapar da işte bunun doğramasını kime vereceğim? Asansörü ne? Eksiğimi nereden alacağım? Kafada vardır. Mesela bir müteahhit, inşaat müteahhidinin kafasında vardır. İhaleyi alır almaz, hatta daha evvel proforma fiyat almıştır. Proforma odur zaten. Mesela ihaleye girmeden evvel kendini garantiye almak için harfiyatçıyla proforma alır. Doğramacıyla alır, hesabını yapar, ondan sonra ihaleye fiyat verir. Bizimki de odur. Yani bizim pırıl pırıl bir kadromuz var. Engin Güner var mesela, o tecrübeli dış işlerinde bilhassa Strasbourg'da bulunmuş. Ama iş hayatından çok değerli çocuklar var. Bir Nizam Kağıtçıbaşı var. Çok genç, başarılı iş adamı. Ankara'da Ercan Çalı var. İşte devlet ve askeri harcamalar konusunda Işık Biren
koramiral var ki o deniz kuvvetlerinin en başarılı, en sevilen amirallerinden biridir. Başka Kemal Doğu var iş adamlarından, Ömer Acar var, Yılmaz Çinetçi var, o da genç yaşta emekli olmuş ama iş hayatında bulunmuş. İhsan Aydın var. Yani elimizde kamuoyunun tanımadığı ama tanıması gereken çok değerli insanlar var. Ama bu kafi değil. Evet. Bu kafi değil. Neden değil? Biz çünkü kendi partililerimize diyoruz ki bak sizler milletvekili olacaksınız. Çünkü bu partiye emek verdiniz. Ev hanımısın, milletvekili olacaksın. İşsiz milletvekili olacak. Müflis milletvekili olacak. Müflis. Yani batmış bir esnaf. Milletvekili olacaksın. İçinde iş adamı da milletvekili olacak. Emekli de olacak. Gençler de olacak. Gençleri bilhassa koyacağız. Gençler zaten zımba gibi. Çok önemli. Peki meclisi kurduk. Diyelim ki çok iyimser bir ihtimal. 300 milletvekili çıkardık. Tek başımıza çoğunluğu aldık. Bakacaksın içine 300 milletvekiline. Türkiye'nin mozaiği. Köylüsü de var. Esnafı da var. İşçisi de var. Bunlardan ben üstün yetenek istemiyorum. Bak dikkat et. Niye? Çünkü mecliste bunlar parti felsefesine uygun kanunlara oy verecekler, komisyonlarda çalışacaklar, bir de normal denetimlerini yapacaklar. Bakanlar kurulu ayrı yapacağız. Neden? Başkanlık sistemine geçmeden de bakanları dışarıdan alabilirsin. Ama niye siyasi liderler almıyor biliyor musun? Sırf... Emret komutanı mı? Evet, orayı kontrol etmek için. Hatta birçok siyasi lider bakan tayini yaparken... Yörelere göre yapar. Mesela Erzurum der ki benden hiç bakan çıkmadı, sızlanır oradan bir bakan yapar. İzmir'den bir bakan, hep coğrafi yörelere göre bir denge kurar. Bizim böyle bir denge derdimiz yok. Çünkü biz kendi milletvekillerimize programımızda da şimdi de açık açık diyorum. Bakanlık kesinlikle beklemeyin. Zaten sizin bakanlık zaten sayınız sayıyı azaltacağız. Değil mi? 15 falan olacak bakanlık. Ve bu bakanlığa Türkiye'de büyük organizasyonlar yapmış. Bak büyük, yurt dışını bilen canavar gibi adamlar getireceğim. Şimdi isim veremem. Niçin veremem? Açık söyleyeyim. Benim aklımda bilmem kim var. Şimdi söylersem olmaz. Yani onu açık söylüyorum. Bak bunu bilsin. Yani mesela enerji konusu geldi. Enerjide bu işi yapan, eden, dünyayı bilen canavar gibi bir adam mı buldum? Ve adama diyeceğim ki işini şey yapacaksın. Kayyuma vereceksin, askerlik gibi bunu yapacaksın. Bundan daha büyük şeref olamaz. Tarım konusu. Var, böyle bir sürü adam var. Ama kendi adamlarımız yok değil, var. Onların hepsine istifade edeceğiz. Yani bizim kabinemizi Amerikan başkanı gibi düşüneceksin. Amerikan başkanı seçime giderken kabinesiyle gitmez. Kabinesi, milletvekilleri ve senatörler seçime girerler, kendisi seçime girer. Kazandığı anda 3 ay vakti vardır. Kafasına koyduğu adamlarla görüşür, kabinesini kurar. Böyle yapacağız. Ve ben hayat tecrübesi olmayan kimseyi bakan yapmam. Açık söyleyeyim. Yani gerçek hayatta düşüp kalkacak. Yoksa sadece memurlukla, memurlar alınmasınlar. Memurluk da iyi bir meslektir ama öteki taraf da önemlidir. Onun için kadro için bunu söyleyeyim. Bu olumlu bir şey. Şimdi bak ne oluyor biliyor musunuz? Bizim partiye ciddi bir ilgi var. İlgi patlaması... %10 barajını geçtiğimiz zaman yaşanacak. Bak çok önemli bir noktadır bu. Çünkü herkes merakla bekliyor. Ya ne olacak bu? Şimdi mesela geliyor diyorlar ya sizin parti çok konuşuluyor deniyor. Ama hala soruyor ya siz barajı geçer. Ulan sen verirsen geçeriz baraj. Ulan bu baraj gökten inmiyor ki. Şimdi adam diyor ki ben bir %10'u göreyim ondan sonra vereceğim oyu diyor. Evet öyle bir şey var. Çok adam var böyle. Evet, ya bir %10'u göreyim. Ama şimdi mesela.